Kripto para dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir yatırım tavsiyesi vermeden tekrar sizlerle birlikte bugün kripto paraları değerlendireceğim. en son yapmış olduğum videoda özellikle arkadaşlar alansal olarak Bitcoin'e dikkat etmemiz gerektiğinden bahsetmiştim sizlere. Bakın şu görmüş olduğumuz kırmızı çizgi o yüzden çekmiştim zaten. Hemen onu kaldıracağım. O bölge kırıldı. alansal olarak alanın tekrardan aşağı yönlü baskılandığını görüyoruz arkadaşlar. Hemen tekrar sizlere çizmek istiyorum burayı. Evet. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar var. Öncelikle kısa zaman aralıklarına gelmek istiyorum. Kısa zaman aralığında şurada şu görmüş olduğunuz bölgede bir kırılımdan bahsetmiştim sizlere. Ve bu kırılımdan sonra aşağı yönlü hareketlilik geldi. Bu hareketlilik neticesinde takip etmemiz gereken bölgelerin özellikle şuradaki hareketli ortalamayla şurada kullandığım indikatörün bana destek vermiş olduğu bölge yani 43.351 bölgesi. Bunların ikisi de kırıldı. Aynı zamanda alan da boşaldı. Normal şartlarda alan geçildikten sonra tekrar retest için bu alana gidilmesi beklenebilir Bitcoin'in. Şu an için haber akışları neticesinde ve özellikle de Fed'den gelen açıklamalar sonrasında Bitcoin'de aşağı yönlü baskılanmanın özellikle de ABD borsalarında da baskılanmanın devam ettiğini görüyoruz. Şimdi Bitcoin'e biraz ara verip hemen buradan ABD borsalarına gelmek istiyorum. Bundan yaklaşık bir ay önce önümüzdeki 3 aylık süreç içerisinde ABD borsalarına dikkat etmemiz gerekliliğinden ve ani çöküşlerin yaşanabileceğinden bahsettim. Ve benim istediğim çöküş hala gelmiş durumda değil ve hala 2 ayım var. Bunu da burada hatırlatmak istiyorum sizlere. Şimdi bakın büyük fotoğrafa bakmamız gerekiyor. En son Mart ayındaki FED toplantısından sonra herkes ABD borsalarında büyük rally geliyor diye beklentiye girmişti. Ben, ama ben burada sizlere arkadaşlar hep şunu söyledim. Bu bir rally değil sadece bir düzeltme ve tepki alımı olarak kalacaktır diye bahsetmiştim. Ve burada görmüş olduğunuz gibi değişen hiçbir şey yok. Hatta bu fotoğrafı Twitter'da üçüncü kez paylaştım. Yani bir formasyon olarak da paylaştım. Bakın haftalık bazda tekrardan biz şu görmüş olduğumuz satış bölgesine geldik ve buradan satıydık. Bakın Nasdaq borsasından bahsediyorum. Dow Jones'a geldiğimiz zaman kırmış olduğumuz hareketli ortalama vardı. Test edildi, tekrar test edildi, tekrar satış yapmış durumda. S&P 500'e bakıyoruz arkadaşlar. Tekrardan test edilen hareketli ortalamadan satış gelmiş durumda. Yani bir rally gelebilmesi için öncelikle zirve bölgelerinin geçilmesi gerekir. Yani burada klasik olarak hareketli ortalamanın dışında arkadaşlar bakın burada yükselen dipler vardı. Yükselen tepeler vardı. Bakın şu anda düşen tepeler ve düşen dipler söz konusu. Bu da artık bir trendin dönüşebileceğinin göstergesi. Kısa vade tabii ki tepkiler gelecektir ama orta ve uzun vade yön aşağı yönlü. Şimdi bir de ABD 10 yıllıklarına bakalım. Bana göre en büyük tehlike burada. ABD 10 yıllıkları bildiğiniz gibi dünyanın en güvenilir limanlarından birisi yatırım aracı olarak. Yani Amerikan hükümeti batmadığı sürece, batmıyor. Yatırım yaptığınızda batmayacağınız tek istirruman. Tabii ki gergitler yaşayacaktır ama bu her zaman güvenli liman olarak bilinir. Arkadaşlar ABD 10 yıllıkları piyasada çok önemli verileri gösterir ve ABD 10 yıllıklarında hem haftalık hem aylık bazda bir topa formasyonu vardı. Ve bu topu formasyonu kırıldıktan sonra iyi test edildi ve akabinde hareket geldi. Formasyon çalıştığı hedef bölgesi 9.71 bu piyasalar için hiç de olumlu bir durum değil. Bunu da burada özetle sizlere anlatmak istedim. Şimdi Bitcoin cephesine hemen gelelim arkadaşlar. Bugün özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nın yapacağı açıklamalar söz konusuydu. Canik Yerli'nin. Bugün hem Twitter'da hem de YouTube kanalımda bunları sizlerle paylaştım yazısal olarak. Açıklamalar esnasında gelgitler yaşanabilirdi. Orada stabil coinlerle ilgili açıklamalar söz konusuydu. Kripto paraların geleceğiyle ilgili şu anda hep özellikle de finansal piyasalara entegre edilmeleriyle ilgili belli başlı bazı açıklamalar geldi. Ama sonuç olarak çok da olumsuz şeyler söz konusu değildi. Sadece çok spekülasyonlar açık olduğu ile ilgili genel bilgiler vardı. Zaten bunlar hep bilinen şeyler. Ve bu açılamaların neticesinde tekrardan gelgitler yaşanmaya devam ediyor. Burada benim için en önemli olan şey teknik veriler ışığında bu olayın takip edilmesi. Birincisi arkadaşlar bu alan geçilmiştir. Alan tekrar retest edilebilir. Bitcoin artık 45.800 bölgesi üzerine günlük geçmediği sürece aşağı yönlü baskılanma devam eder. Birincisi bu. İkincisi, kullandığım indikatör açısından baktığım zaman burada bir kırılım ve retest söz konusu. Bu yarın tekrar ekstra düşüşler getirebilir. Hatta sert düşüşler getirebilir. Bunu bilmek gerekiyor. Eğer Bitcoin 43.800 bölgesi, hatta net sayı söyleyeyim sizlere. Eğer Bitcoin 43.700 bölgesi üzerinde bugün bir kapanış gerçekleştirmezse bu bir kırılım ve retest olarak kalacaktır. Bahabi tekrardan aşağı yönlü baskılanma olacaktır. Bunu hep birlikte tekrar sizlerle birlikte göreceğiz. Benim için en tehlikeli olansa arkadaşlar günlük kapanış yapan bu. Bakın üst tarafında hiçbir iğne yok. Alt tarafında hiçbir iğne yok. Çok sert bir ayı mumu. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Yani eğer bir düşüş gelecekse bu düşüş sert olabilir. Bu yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Kısa vade eğer hala elinizde bitcoin varsa arkadaşlar. Normal şartlarda yükselen trend açısından değerlendirdiğimiz zaman kısa vadede 42.500 bölgeleri tepki bölgeleri. Ama şu an için günlükte Sizlere söylemiş olduğum bölgenin çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Ee, ve orta vadede kısa vadede yine söylüyorum 45.831 bölgesi geçilmediği sürece yeniden bir yükseliş trendi başlamaz. Eğer bu alan geçirirse o zaman tekrardan toparlanmalardan bahsedebiliriz. Burada sadece altcoinler için olumlu senaryo ne olabilir diye sorarsanız da bu bölgeler içerisindeki gergitler e, bu bölgelerde özellikle olumlu bir senaryo yaratabilir. Eğer bitcoin 42.500 bölgesini kırmazsa yani günlük bazdaki kapanışına rağmen buralarda konsalde olmayı e, sürdürürse burada şu görmüş olduğumuz alanlarda bir gergit ama akabinde burada tekrardan büyük bir daralım ve sonunda çok büyük bir düşüş yaşanır veya yükseliş şu an için bunu bilmiyoruz ama Bitcoin'in şu an için görmüş olduğumuz bölgelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Günlük bazda söylemiş olduğum destek bölgelerinin ve direnç bölgelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer hala kısa vade takip ediyorsanız 42.500 bölgesi 6-4 saatlik bağımsız kapanışlara çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bitcoin bugün retest günü olduğu için geldikleri yaşaması doğal. Tekrar belirtiyorum günlükte önemli bir alan kırılmıştır. Yani hem alan boşaltılmıştır hem düşen trend açısından ortalama kırılmıştır. Kullanmış olduğum indikatör açısından baktığım zaman yatay destek bölgesi kırılmıştır. Yani hepsi kırılmış durumda ve şu an için retest gerçekleştiriyor günlük bazda söylemiş olduğum bölge üzerinde bir kapanış gelirse tekrar bir miktar toparlanabilme ihtimali söz konusu olabilir. Ama bizler için şu görmüş olduğumuz direnç bölgesinin aşılması ilk etapta en önemli olan şeylerden birisi kısa vade stop bölgesi de kesinlikle 42500 bölgesi altına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aşağı yönlü bir baskılanma olursa akabinde çok sert düşüşler görebiliriz. Bu yüzden bu süreçte en azından belli miktar nakitte beklemek önemli. Çünkü şu alanlarda gergitler e, yaşanması trade etmek için özellikle kısa zaman aralıklarında bizler için önemli. Onun dışında orta vade takip ediyorsanız arkadaşlar belli oranlarda nakitte beklemek önemlidir. Tabii ki yüksek oranlarda diye bu tercih tamamen size ait. Eğer hala takip etmiş olduğunuz alt koyunlarda bir gerileme söz konusu değilse onlarda stop bölgelerinize dikkat edersiniz. Ee, özellikle de 45.800 bölgesi günlükte tekrar geçilirse tekrar alım yönünde coinler özellikle de ayrışabilen coinler takip edilebilir. 42.500 kırıldığı zaman da arkadaşlar aşağı yönlü sert hareketlerin gelebilme ihtimali söz konusu olduğu için bu süreçlerin bence dikkatli bir şekilde temkinli ve sabırlı bir şekilde geçilmesi gerekiyor. Bu yüzden de ben kendi adıma belli oranlarda en azından şöyle söyleyeyim yani siz şu anda elinizde %80 koyun bulunduruyorsanız bunu %60'lara, %50'lere çekebilirsiniz ama burada tabii ki tercih tamamen size ait. E, piyasa yönünün belirgin olmadığı dönemlerde yapılan bütün işlemler e, risk açısından yüksektir. Bunu özellikle belirtmek için bunu söylüyorum. Tekrar söylüyorum sermaye e, size ait arkadaşlar ve bunu sadece sizler yönetebilirsiniz. Bu yüzden karar verecek merci tamamen sizsiniz. Ben burada sadece tekniksel veriler niteliğinde oluşabilecek senaryoları sizlerle paylaşıyorum. Altcoin'lere de baktığımız zaman arkadaşlar Bitcoin'in gel gitler yaşamasıyla birlikte altcoin'lerde de gel gitler yaşanıyor. Birçok coin'de günlük bazda kırılım söz konusu ve şu an için retest günü olmasına rağmen retest edilen bölgelere bile e, ulaşılmış durumda değil. Tabii ki bunda Bitcoin'in çok büyük etkisi olduğunu tekrar belirtiyorum sizlere. E, Bitcoin'in dominansı ve USDT dominansını özellikle sizlere paylaşmak istiyorum. Şimdi Bitcoin dominansında önemli bir e, direnç bölgesinden hareket geri gelmiş durumda. Bu olumlu şu an için. Yani Bitcoin dominansı eğer tekrardan 42.20 Bölgelerini geçerse alt altcoin'lerde ezilmeler yaşanabilir. Ama Tether dominansı açısından aynı durum söz konusu değil. Şu an için düşen trend belki kırılmış durumda değil ama şu görmüş olduğumuz bölge USDT dominansı açısından yani BTC'yi takip ediyorsanız bu çok önemli bir unsurdur. Kırılmış ve retest gerçekleşiyor. Yani Bitcoin cephesinde de bir retest var. E, Tether e, dominans cephesinde de bir retest var. Bu yüzden bana göre piyasada bugünden sonra çok daha dikkatli olunması gerekir. İşte özellikle vadeli coinlerde e, işlem açıyorsanız onlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Kaldıraçlardan kesinlikle uzak durmanız gerekiyor. Bu en önemli unsurlardan birisi. Ve bu süreçte özellikle yön tayin olduktan sonra ve piyasa biraz durulduktan sonra haberleri fiyatladıktan sonra işlem açmanın çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bugünkü sizlere anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.